Kolay Satış Bazası Beard Market ve Chico TV Türk kanalları sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bülteni başlıyor. Bugün 7 Haziran Salı. New South Wales sağlık çalışanlarına ikramiye müjdesi. New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet, pazartesi sabahı Liverpool Hastanesi'nde yaptığı açıklamalarda eyaletin sağlık iş gücünü artırmaya yönelik 4,5 milyar dolarlık yeni bir planın duyurusunu yaptı. Duyuru sırasında Perrottet, yeni plan kapsamında pandemi döneminde gösterdikleri üstün çabaların karşılığı olarak eyaletin sağlık görevlilerine bir defaya mahsus olmak üzere 3.000 dolarlık teşekkür ikramiyesi verileceğini açıkladı. Sağlık çalışanları ikramiyeye ek olarak önümüzdeki yıllarda diğer kamu çalışanları ile birlikte ciddi ücret artışlarından da faydalanacak. Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararına yönelik tartışmalar sürüyor. Salı günü Merkez Bankası tarafından açıklanması beklenen faiz kararının artan yaşam maliyetinin etkisiyle daralan hane bütçelerini daha da daraltacağı öngörülüyor. Avustralya Enstitüsü'nden ekonomist Richard Dennis, açıklanacak faiz oranlarının %0,25 ile %0,4 arasında artış göstereceğini ve ülke genelinde geçim sıkıntısı çeken hane sayısının rekor seviyeye ulaşacağını söyledi. 1 milyon dolar tutarında çekilen 30 yıllık bir kredinin aylık geri ödemesi %0,25'lik faiz artışı ile 131 dolar, %0,5'lik bir artış söz konusu olması halinde ise hanelere 265 dolarlık bir ek yük getirecek. Anket sonuçları açıklandı. Öğretmenlerin yarısından fazlası mesleği bırakmayı planlıyor. Avustralya Eğitim Dergisi'nin geçen ay yayınladığı raporda ülke genelinde 2444 ilk ve ortaokul öğretmeniyle yapılan bir ankete yer verildi. Ankete katılan öğretmenlerin yarısından fazlasının mesleği bırakmayı planladığı ve mevcut iş yüklerini sürdürülemez olarak nitelendirdiği ortaya çıktı. Mesleği bırakma eğiliminde olan öğretmenler arasında %62'lik bir kesim, iş yaşamında karşılaştıkları baskının sağlık ve refah düzeylerini olumsuz etkilediğini öne sürdü. Başbakan Albanese'den Bali'de düzenlenecek G20 zirvesine yönelik açıklamalar. Başbakan Anthony Albanese, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı G20 zirvesinde Avustralya'yı temsil etmek üzere yer alacağını açıkladı. Başbakan sıfatıyla ilk yurtdışı ikili ziyaretini Jakarta'ya gerçekleştiren Albanese, G20 Liderler Zirvesi için Kasım ayında Bali'ye gideceğini duyurdu. Putin'in katılımına yönelik tartışmalar sürerken Başbakan Albanese, zirveye katılımın federal hükümet için arz ettiği önemi vurgulayarak G20 zirvesinde Putin'le değil, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile oturmayı planlıyorum şeklinde açıklamalarda bulundu. Avustralya'nın Pasifik'teki konumuna süper güç müdahalesi. Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan P-8A Poseidon 26 Mayıs'ta Güney Çin Denizi üzerinde rutin gözetimini gerçekleştirirken bir Çin J-16'sı tarafından yakın manevralarla durdurulmaya çalışıldı. Olay üzerine Savunma Bakanı Richard Miralles, pazartesi günü federal hükümetin Çin hükümetiyle görüşerek müdahaleye yönelik endişelerini dile getirdiğini açıkladı. Avustralya askeri keşif uçağına yönelik girişimlerin ardından uzmanlar, Albanese hükümetine Pasifik'teki bir süper güçle karşı karşıya olduğunu unutmamasını tavsiye ediyor. Güncel döviz kuru ise şöyle: bir Avustralya doları 11 lira 94 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde tahmin edilen günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 8, Sydney 17, Melbourne 11, Adelaide 15, Brisbane 19, Perth 21, Darwin 34, Hobart 8 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.